Merhabalar. Bugün Can Demir Bey'in Doblo X-Large Plus Camper'ındayız. Çok güzel bir araç. Benim çok merak ettiğim bir araçtı. Bu aracı gene sevdiğim bir karavancı Bekir Bey dönüştürdü. Kendisine buradan selamlarımı söylüyorum. Bekir Gözüküçü'ye. Ankara'da kendisi. Bu aracı sevmemin en büyük yanı, yani bununla çok rahat bir otoparka girip çıkabiliyorsunuz. Günlük hayatta kullanabiliyorsunuz. Eğer imkanınız yoksa tek aracınız bu olabiliyor. Normal günlük hayatta tek araç olarak bunu da kullanabiliyorsunuz. Zaten normal bir araba boyutunda, yaklaşık bir Passat da bu boydadır zaten. Onun haricinde yakıt tüketimi çok iyi. 6 litrelerde yakıyor. Yedek parçaları uygun. Biraz sonra iç kısmını da gösteririm. İçi de çok güzel. Yukarıda bir güneş paneli var. Aküleri mevcut. Temiz, pis su depoları var. Ve bunlarda bu araçta çeki demir de mevcut. Yani ileride başka bir şey de çekilebilir. Şöyle. Önce bir şoför kısmını göstereyim size. Şoför kısmı bu şekilde. Şoför mahalli. Bunların 1 artı 1 versiyonları var. Bir de 2 artı 1 versiyonları var. 2 artı 1 versiyonları tabii ki çok büyük bir şasiye sahip olmadığı için diğer koltuk küçük oluyor. Ama ruhsatta 2 artı 1 geçtiği için 2 artı 1 seyahat etme şansınız var. Ve bu koltuk böyle devrildiği zaman içeriden geçiş sağlanabiliyor. Bunların da paketleri var. Ama genel olarak klimalı satılıyor bunlar. Gene ABS'si, ASR'si oluyor. CD çaları, Bluetooth'lu teybi oluyor. Yani donanımı güzel bir araç açıkçası. Karavan için gayet idare eder. Bende Ducato'lar ve Boxer'lar var biliyorsunuz. Ducato'lar ve Boxer'lar arkadaşlar şu anda 9 litre ile 12 litre arası tüketiyorlar. Bu araç şu an 6 litre tüketiyor. Hemen hemen yarısı. Yani bir yere gittiğiniz zaman neden bu kadar yakıt farkı ödeyeceğiniz tartışılır. Eğer çok geniş değilseniz, tek başınaysanız ya da iki kişiyseniz çok rahat idare eder. Ve artık biraz şey de var. Arkadaşlar karavanlara karşı tepkiler de artıyor. Tepkilerden dolayısıyla çoğu yere almayabilirler. Ama bu araçta böyle bir şey söz konusu değil. Karavan olduğu fark edilmeye bile bilinir. Yavaş yavaş içine bakalım. Şimdi bu aracın yalıtımında izolat dediğimiz bir boya kullanılıyor. Seramik hücrelere sahip bir boya malzemesi. İçerisinde vakumlu hücreler var. Vakum en büyük yalıtkandır zaten. Ama tabii kalınlığı biraz az oluyor. Çünkü boya sonuçta bu. Böyle bir yalıtım kullanmış. Ama buralarda gene kauçuklar mevcut. İçeride krem tonlar kullanılmış. Ses sistemi var. Yukarıda bir hekimiz var. Ya, solda ve sağda sürgülü camlar mevcut. Şu şekilde. Burada ikili ocak var. Bekir Bey'in imzası. Yani profesyonel. Çoğu karavan firmasında bile böyle şeyler yok. Bekir Bey'i tebrik ediyorum. Böyle detayları düşünüyor. Sıcak hatlar var. Mesela buradaki ledler sarıya yakın kullanılmış. Gün ışığı. Yukarısı biraz daha beyaz. Güzel. Ferah bir oturma grubu var. Şu an arkadaşlar oturuyorum. Yaklaşık olarak 15 santim falan kalıyor. Benim boyum 1.82. Yani çok rahat oturabilirsiniz. Sizi darlandırmıyor. Emin olun transporter'da böyle oturamıyorsunuz. Normal tavan transporter'da kafanız değiyor. Can Demir Bey 12 volt Ninkasi buzdolabı tercih etmiş. Kaç litreydi? 28. 28 litre. Şimdi biraz felsefeye uygun hareket etmek lazım. Bu araç uzun kamplar için değil, kısa kamplar, hafta sonu kampları, günübirlik geziler için tasarlandığı için çok büyük bir hacme ihtiyacınız yok. Çok büyük bir su deposuna da ihtiyacınız olmadığı gibi. 40 litre temiz su, 20 litre pis su deposu var. Şurada dalgıç pompanın düğmeden açıldığı zaman su akıyor. Lambalar kontrol edilebiliyor. Dışarıda sis lambaları var. Eğer siz kamp alanından taşınırken, toplanırken kolaylık sağlıyor. Şurada kamp masamız var. Kamp masası buraya geliyor. Yani buraya da takılabiliyor. Oraya taktığınız zaman yemeğinizi rahatlıkla yiyebiliyorsunuz. Çekmecemiz var burada bir adet. Bunun altında saklama kısımları var.
Şurada gene bir araç şoför üstü mahalli saklama kısmı var. Yalıtım tamamına yapılmış. Güzel. Bu Doblolarda standart şöyle şoför üstü bir kısım da geliyor. Oraya da eşya koyabilirsiniz. Şimdi bunlar normalde yolcu taşımak için olduğu için böyle girişte bir alçalma olur. Orayı da değerlendirmişler burada gördüğünüz gibi. Şimdi yatak kısmı da çok ilginç. Yatağı gösterelim mi? Evet. Bu arada burada dizel ısıtıcının çıkışını görüyorsunuz. Burada gene iki tane çekmece. Ben yatak kısmını çok sevdim. Bakın arkadaşlar, bir daha tekrar kapatabilir miyiz? Bakın şöyle bir kısım var. Burada gene mobilyanın bir parçası gibi duruyor. Hani hep bizde şöyle olur. Hani buraya bir parça konulur ve o parça nerede saklanacak diye düşünürsünüz. Bir de şöyle ızgaralı bir sistem vardı ama burada farklı bir sistem var. Şuradan tutuluyor. Açılıyor. Şurada bir mandal var. Mandal bastırıldığı zaman, yuvasına girdiği zaman oturuyor. Şu an oldu. Minderler Evet, ekleniyor. tabii o masayı da şeye koyuyoruz. Oraya. Masa da buraya geliyor. Evet. Minderler ekleniyor şu Minderlerin de şekilde. Diğeri de geliyor. Daha sonra burası komple yatak oluyor. Şimdi şu son kısmı koymayacağız. Ben buradayım. Boşuna darlandırmayalım yeri. Şu şekilde. Bu halde 190'a 120 mi? Şu 115. anda 102 metreye 120. 2 metre 120 gayet iyi. Özür dilerim, 110. 110. 2 metreye 110. 2 metre 110. Yani öyle çok geniş geniş yatamazsınız ama dediğim gibi bu bir camper. Tabii. Bir de işte benim tanıttığım başka Ducato'lar da oldu ya da başka PSA grubu araçlar. Onların bile eğer arkaya yatak konulduğu zaman 110-120 geliyor. Yani 120 öyle küçümsenecek bir boyut değil. Bu santimler bazen arkadaşlar sizin için bir anlam ifade etmiyor. Ne zaman ki bir araçta kalırsınız, onun yatağına bakarsınız. O yatak sizin için geniş ya da darsa, ha o zaman o ölçü sizin için anlamlı olur. Onun haricinde burada Havensiz'in DC-DC var. Ses sisteminin çıkışları. Bu araçta çok, bu da dizel ısıtıcının kontrolü. Bu araçta çok fazla priz var. 12 volt USB. Bakın. 12 volt USB, voltmetre. Gene 220 prizi. Şurada 12 volt ve USB var. Yani Can Demir Bey buna önem vermiş. Böyle de olması gerekiyor arkadaşlar. Yani şimdi niye bir yerden tutup uzatıp oraya kadar kablo çekesiniz? Böyle şeyler kullanışlı, artık elektriksiz hiçbir şey olmuyor. Onun haricinde burada bardaklığımız var. Var mı unuttuğumuz bir şey? Elektrik sistemi isterseniz bahsedeyim. İki tane yüzlük akü var. Jel akü. Aa, iki tane mi var? İki tane, Ha, evet. gayet Sağ iyi. olsun Abdullah Tunç abim kendi akülerini değiştirirken Bekir abime uğramış. Kendim akülerini aldı mı demiş. Alma demiş. Tamam şimdi aldı demiş. Vermiş akülerini bana. Vay. İkinci el olmasına rağmen gayet sağlıklı çalışıyor. Güneş paneli de hakeza ondan. Biraz güçlü bir sistem var. Ufacık araba ama bayağı bir iyi sistem var. 220'den şarj var. Hı. Bosch C7 var üstünde. DC DC şarjı var. Bir de güneş enerjisi şarjı var. Üç sistemden şarj edebiliyorum. Gerçekten fazla Çok bile. fazla, evet. Çok fazla O ama kadar. yani dediğim gibi Bir de tüketiminiz de az. az az, evet. Yani burada bir dalgıç pompadır, bir Evet. ne bileyim lambadır falan, bunlar bir şey yakmaz zaten Aynen öyle. arkadaşlar. Zaten çok rahat harcıyorum. Şey, sıkıntı yok. Yani hiç elektriksiz kalacağınızı sanmam. Yok. Onun haricinde yerlerde Mineflo var arkadaşlar ama biraz şey, yani kalın ve sert, kolay kolay Tabii. çizilmiyor. Hastane tipi mi Hastanelerde kullanılan. dediğimiz. Bunlar tabii sökülüyor arkadaşlar. Bunun altlarında da yalıtım var. Yani bu böyle bazı yalap şalap karavan yapanlar var. Hiçbir şey yapmadan şak oturtuyor geçiyor. Hiçbir şey yapmıyor. Açmıyor bile orayı. Öyle bir işçilik yok burada. Öyle bir şey yok kesinlikle. Can'da bir mesela satacak olsanız bu aracı ne kadar eder? Ya da hiç muadilini biliyor Ya musunuz? şimdi çok fazla araştırmadım açıkçası bakmak gerekirse ama hani şu anda boşu 210 civarı falan rakamlar var. Boşu 210. Boşu. Oo. Yani içine de Bekir'in söylemesine göre şu anda bir 80 bin 90 bin civarında bir rakam bahsediyor Bekir. Hı. Hani tekrar yapmaya kalksam 90'dan aşağı yapmam diyor. Ya o da kolay değil tabii. Araba küçük gibi geliyor ama işçilik Ya var, şimdi bu araba diğer malzeme arabalar var. gibi hatları çok düzgün olmadığı için işçiliği biraz daha
fazla diğer arabalara oranla. Sök takı çok oldu. Alıştırma dediğimiz kısım, Alıştırma yani dediğimiz kısımları, koyuyorsunuz, evet. söküyorsunuz, bir daha Evet. koyuyorsunuz, bir daha Aynen öyle. söküyorsunuz. O zaman 3 aşağı 5 yukarı bir fiyat çıkıyor. Ben özellikle gençlere çok tavsiye ediyorum. Yani genç, ben de çok yaşlı değilim de. Evet. Yani tek araba olarak kullanabilirsiniz. Yani hafta sonlarınız güzel geçer. Ya emin olun zor değil yani, bu zaten dediğim gibi Passat boyutunda. Evet. Transporter'dan kısa bu. Evet. Kısasından da kısa. Yani çok rahat park edersiniz. Ben zaten günlük hayatta da Ducato kullanıyorum. Bir Evet. de beni düşünün. Yani normal araba kullanmıyorum. Kaldı ki parçaları falan da ucuz yani bu aracın. Öyle Tabii. size bir masrafı Kendi da olmaz. parçaları da. Yani normal bir Clio'su olan bir insan satsa böyle bir camper alabilir ya da kendi dönüştürebilir. Yani Benim söyleyeceklerim bunlar. bu Siz kadar eklemek istediğiniz bir teferruata şey da var mı? girmesine gerek yok. Yani alacak kişinin, hani biz çok fazla belki teferruata girdik ama daha basit de yapılabilir yani. Oldu o zaman. Videoyu burada sonlandıralım. Hoşça kalın. Umarım faydalı olmuştur sizin için. Dediğim gibi ben böyle farklı bir aracı tanıtmayı çok istiyordum. Can Demir Bey de daha önce büyük bir karavan kullanmış, kiralamışlar. Kiralama yapmıştım, evet. Mesela şimdi ondan buna geçince kullanım kolaylığını fark etmişsinizdir. Ya kesinlikle şöyle söyleyeyim, bakın ben esas çadırcıyım ya, yani çadırdan şeye geçtim. Bu tarz bir araba geçtim. Bundan öncesinde bir tane Kangon vardı. Arkasında bir tane Camp Box dediğimiz kutu vardı. Açtığım zaman yatak oluyordu falan. Hani o aşamadan bu aşamaya geldim. Bundan sonrası da inşallah bir tane 15 metreküp bir camper olacak. Amacımız o. Ama ben hafta sonlarını değerlendirmek açısından hem de günlük kullanmak açısından böyle bir arabayı tercih ettim şimdilik. Çünkü tam zamanlı gezmeye şu an için ne vaktim var ne de yani maddi durum var. O ancak emeklilik zamanında belki yapacağız o işlemi de. Şimdi ona geçince de diyeceksiniz ya, onun bunun yakıtı iyiymiş. Ya tabii kesinlikle. Kesinlikle. Bu arada bunlar 1.6 arkadaşlar. MTV'si falan da düşük oluyor. Onu da belirtelim. Evet, biraz. Yani o düşük, sigortası düşük oluyor, kaskosu düşük oluyor. Otoparka girdiğiniz zaman sizden ekstra almıyorlar. Kamp yerlerinde bazen araç statüsüne koyuyorlar. Normal otoparkta kalabiliyorsunuz. Evet. Dediğim gibi yakıtı zaten düşük. İşte en basit bir sanayiye gitseniz ise karavancı muamelesi yapmazlar bu aracı görünce. Gibi gibi bir sürü avantajı var. Benim söylemek Tek istediklerim dezavantajını bunlar. söyleyelim. Tuvalet yok içinde. Onu da kamp yerlerinde falan hallediyoruz işte. Siz zaten çadırdan geçtiğiniz Evet. için çok Evet. o şey olmamıştır Tabii. sizde. Büyük eksiklik Aynen öyle. hissedilmemiştir. Oldu. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.